Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli takipçilerimiz. Din ve Hayat programına hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi bugün de Doğuş TV ekranlarında Din ve Hayat isimli programımızla karşı karşıyayız, beraberiz. Değerli kardeşlerim, gününüz bereketli olsun, cumanız hayırlı olsun. Rabbim bugünkü programımızı hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Değerli takipçilerimiz, her hafta olduğu gibi bugün de programımıza Kur'an tilavetiyle başlayacağız. Kur'an tilaveti için bugün bizimle beraber çok kıymetli bir hocamız var. Sesiyle, güzel sesiyle bizleri şahit eden Ulu Cami İmam Hatibimiz Sayın Mehmet Seraslan Hocam bizlerle beraber. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Allah razı olsun. Şeref verdiniz hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Özellikle Doğuş TV ailesine bu güzel çalışmalarından dolayı başarılar diliyorum. Rabbim bu cumanın feyzini, bereketini üzerimizden eksik eylemesin inşallah. Amin hocam. Teşekkür ediyoruz. İnşallah söz Kur'an'ın. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezîne kâlû rabbuna Allahu thumme istakamu tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfû ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
فادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله. Değerli hocam, dillerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Şeref Allah verdiniz. Razı olsun. Teşekkür ederim hocam. Kur'an tilavetinden dolayı takipçilerimiz, izleyicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Yüce Rabbim bizleri Kur'an'ı okuyan, anlayan, istifade eden, hükümleriyle amel eden kullarından eylesin. Amin. Eli Kur'anlı, kalbi imanlı nesiller yetiştirebilmeyi nasip buyursun. Değerli takipçilerimiz, bugün konuğumuz Hatay İl Müftülüğümüzde vaiz olarak görev yapan Abdullah Şanlı hocamız. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz. Şuman hocam, Allah razı olsun. Hocam nasılsınız, iyisiniz inşallah? Allah razı olsun. Rabbim hayırınıza kabul eylesin. Tilavetinden dolayı da Hüseyin hocamıza Allah kendisinden razı olsun. Amin. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. İnşallah her daim fikir olsun. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim hocam. İnşallah. Herhalde ekranlara başında bizleri izleyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de kendilerine Allah sağlık sıhhat versin. Günleri, cumaları hayırlı bereketli olsun inşallah. Amin hocam. Rabbim sizlerden de razı olsun. Böyle bir programı, din ve hayat programı tertip ediyorsunuz. Doğuş TV ailesi böyle bir hayra vesile oluyor. Allah kendilerinden razı olsun hocam. Amin hocam. Bu güzel temennileriniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Kıymetli takipçilerimiz, bugün iman ve imanın insan hayatı üzerindeki etkilerinden bahsetmeye çalışacağız. Değerli hocam, dilerseniz konumuza iman kavramıyla başlayalım. Önce imanın ne olduğunu inşallah anlayalım. Ondan sonra diğer sorularımıza geçelim. Evet hocam, Allah razı olsun. Gerçekten iman insan hayatındaki en önemli olan olgudur. En önemli olan şeydir.
ve Allah-u Teala'nın insanlara olan en büyük nimetidir. İman etmek tarihten günümüze kadar her daim bu konu önemlidir ve Allah-u Teala insanların iman etmesi için peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş ve bu ilk günden günümüze kadar canlılığını koruyan bir mevzudur, konudur. Ve belki takipçilerimiz, izleyicilerimiz iman konusunda acaba iman nedir? Sözlük olarak eğer bunu açıklayacak olursa inanmak ve tasdik etmek demek evet. olan iman. Diğer tarafta terim ve dini anlamı ise Peygamber Aleyhisselam tarafından kesin olarak bilinen, Allah tarafından kesin olarak aldığı, mesaj olarak, vahiy olarak aldığı bilinen hükümleri kabul etmektir. Evet. Allah-u Teala bunu bizlere Kur'an-ı Kerim'de teyit ediyor. Yani bu terim anlamını Allah-u Teala bizlere Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin son ayet-i kerimelerinde اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ diye başlayan ayet-i kerimeler peygamber ve müminler Allah'ın kendisine indirdiği şeye iman etti. Yani o kesin Allah tarafından indirilmiş olan hükümlere iman etmek dediğimiz kavram işte bu ayetlerden menşeli, bu ayetlerin anlamıdır. İman evet kalpte olur. İnsan kalbiyle iman eder. Tabii ki aynı zamanda diliyle ikrar olması gerekir. Yani karşıdaki insan mümin olup olmadığını bilmek adına ve dini hükümlerin icrası bakımı konusunda bunların olması gerekir. Evet yani peki her diliyle iman ettim diyen insan mümin mi oluyor? Değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de münafık kimselerden bahsederken onları bize buyururken وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ nice insanlar vardır ki Allah'a iman ettik diyorlar ama mümin değiller. Yani sadece dilleriyle söylüyorlar. Demek dille yetmiyor. Yani evet. bir insanın diliyle ikrar etmesi yeterli değildir. Ki başka bir ayet-i kerimede de Allah-u Teala قَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا Bedeviler gelip Allah Resulü Aleyhisselam'a biz iman ettik. Bu dünya bir bazı menfaatler, bazı şeyler elde etmek için ve bunlar bir müfessirin tefsirinde şöyle bir durum söz konusu ve bu Bedeviler kimlerdi diye Beni Esed diye bir kabile ve bunlar evet. ganimet malından elde etmek için gelip Peygamber Aleyhisselam böyle bir şey söylüyorlar. Allah-u Teala buyuruyor onlara de ki Muhammed قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا Yani dünyevi bir menfaat var evet. işin içerisinde bundan faydalanabilmek evet. için. Onda, o başka bir şey de değil. Evet. Allah-u Teala bu sebeple siz iman etmediniz. Deyin ki biz teslim oldunuz, olduk. Yani diliyle söylüyorlar fakat kalbe yerleşmediği için Allah kabul etmiyor. Peygamber Aleyhisselam'ın tarifi var müminler için. Ki bu zaman zaman yani sadece bu hadis-i şerifte, nice hadis-i şerifte geçiyor ama bu hadis-i şerifi biz paylaşalım. Paylaşmayı evet. istiyoruz. Evet, el-mü'minu men eminehu nâsu alâ dimâihim ve enfusihim. Alâ emvâlihim ve enfusihim. Evet. Mü'min kimse kimdir? Mü'minlerin, insanların malı ve nefsi hususunda kendisine emin olduğu kimsedir. Yani emniyet manası olan iman, karşıdakine güven veren kimse için iman budur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam ve meşhur Cibril hadis-i şerifi var biliyorsunuz. Evet. Uzun bir hadis-i şerif. Oradaki iman maddesini aldığımızda Peygamber Cibril Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam Hazreti Muhammed'e soruyor. Mel imanu? İman nedir? Allah Resulü Aleyhisselam en tu'mine billahi ve melaiketi ve kutubi ve rusuli diye imanın erkanlarını orada sayıyor. Evet iman kısacası bunlardır. Bunlardan ibarettir. Değerli hocam. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Yani sadece dille bunu söylemenin yeterli olmadığını anlamış olduk. Evet. Yani iman bir iddiadır, bunun ispatı lazım. Yani her ağızdan çıkan sözün ispatı gerektiği gibi evet. imanın da bir ispatı lazım. Muhakkak hocam, bu bir gerçek. Değerli hocam, şimdi böyle bir şeyden de şöyle bir soru doğuyor o zaman. İmanın o zaman geçerli olması için bazı şartlar gerekiyor evet. anladığımız kadarıyla. Evet. Bu şartlardan bahseder misiniz biraz? Evet, aslında o bahsettiğimiz tanımda da yani...
bazı şartları zihni olarak saydık yani. Evet. İman dille söylense, sadece dille olsa yeterli değil. Evet. Mesela bu da zihni bir şart olarak saymış bulunuyoruz. Fakat bizim fıkıh kitaplarımızda veya kelam kitaplarımızda imanın geçerli olması için başta yes halinde olmaması gerekir. Bir insan efendim ölüm döşeğine yatar. Ondan sonra kendisine ölüm geldiğini bilir. Doktorlar işte bu onun yaşaması artık mümkün değildir. Yani yaşamadan ümidini kesmiş. Ümidini kesmiş. Ondan sonra Firavun'un yaptığı gibi Amentü billahi diyecek. Amentü bi Rabbi Musa ve Harun diyecek. Allah-u Teala böyle bir imana kabul etmiyor. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bu söylenen şeyler tabii ki hadiste ayet-i kerimelerde tescillidir. Yani evet. Yes halinde olmayacak. Peki buna bunu tekit eden bir ayet-i kerime mevcuttur. Evet. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَذَرَ حَذَمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّي قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنِ Kendisine ölüm geldikten sonra ben iman ettim. Allah böyle bir kimsenin imanı kabul etmez buyuruyor. Veya da kafir olarak ölmüş olan bir insanın imanı Allah-u Teala kabul etmez. Öyleyse ümitsizlik halinde olmayacak. Yani insan ergen olduktan sonra, rüştüne ulaştıktan sonra Allah-u Teala'yı kalbinde var olduğunu, Allah-u Teala'nın gönderdiği hükümleri, Peygamber Aleyhisselam ve diğer bütün peygamberleri kabul edecek, yakinen kabul edecek. Bu şekilde iman etmiş olur. İkinci bir şartı da dinin kesin hükümleri, Allah tarafından gönderildiğini bildiği kesin hükümleri inkar etmeyecek. Evet. Herhangi birini inkar edici bir söz ve davranışta bulunmayacak. Yani bir insan mümindir, iman ettim diyor. Evet, bir insan la ilahe illallah dediği zaman imanın gereği olarak, mümin olarak kabul edilir. Fakat diğer tarafta bu insan namaz farz değildir, oruç diye bir ibadet yoktur. Ve kesin olarak Allah tarafından bildirilen bir hükmü eğer inkar ediyorsa bu insanda imandan çıkmış olur. Ve burada da şöyle bir parantez açalım. İman miras olarak kalan bir mal sebebi değildir. Yani baba müminse ben de müminim. Ben de müminim. İşte babam Müslümandı, ben de Müslümanım. Dedem öyleydi. Hatta daha ilerisi bir peygamberin oğlu dahi mümin olmayabilir. Yani işte şey diyorlardı hocam, benim annem de başörtülüydü, evet, işte evet. Nenem namaz kılardı. Hacca gitmişti, evet. Benim kalbim temizdir gibi. Bunlar insanın kendi kendini avuttuğu, aldattığı, süslü sözlerdir. Bundan sakınmak lazım. Allah-u Teala bizlerden gerçek bir imanı istiyor. Evet. Ve bu sebeple ey iman edenler iman edin. Yani ey iman iddiasında bulunan kimseler iman edin. Teslim olun buyuruyor Rabbimiz. Üçüncüsü de dindeki hükümlerin hepsinin güzel olduğunu kabul etmek. Bakın bunların hiçbirini tahkir etmemek, takvih etmemek. Ve Müslümanım ama Allah'ın şeriatına, dinine yani. Şeriat demek din demektir. Fıkıh demek o bahsettiğimiz hükümlerdir. Bunları küçümsüyor. Yani istihza ediyor, alay ediyor. Yani bunlar ciddi şeylerdir. İmanın bütün esaslarını yani kabul etmesi gerekiyor. Evet, kabul eder. Bütünlük arz ediyor yani. Bütünlük arz ediyor. Evet. Aynı zamanda bunları takbih etme veya da tahkir etme gibi bir davranışta ne fiili olarak ne de sözlü olarak öyle bir eylemde bulunmaması gerekir. İmanın iman olabilmesi için. Yani Allah-u Teala gene münafıklarla ilgili Allah ve Resulü ile mi alay ediyorsunuz? Biz işte öyle bir ayet-i kerime şu an hatırladım. Yani ne Allah'la ne ayet-i kerimeleriyle ne peygamberleriyle ne dini bir hükümle hiçbir şekilde insan alay edemez. Eğer alay edecek olursa Allah muhafaza dinden çıkıyor ve dinini, imanını tecdit etmesi ve pişman olup tövbe etmesi gerekir. Değerli Allah hocam. Muhafaza, Allah korusun. Amin. Yani değerli hocam, anladığımız kadarıyla kesinlik olacak, evet, hocam. Bütünlük olacak. Yani dini bütünüyle kabul edeceğiz. Evet, iman parçalanma, tecezzi dediğimiz şey kabul etmez. Evet. Yani bir kısmına inanıp bir kısmını şu aklıma yatıyor, şu yatmıyor olmaz. Kesinlik olacak, bütünlük olacak, şüpheye yer vermeyecek. Evet. Allah-u Teala aynı ayeti hatırladım şimdi. Evet. Allah-u Teala geçmiş ümmetler için اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَبُ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına inkar mı edeceksiniz? Böyle bir şeyi Allah-u Teala kabul etmiyor. Onlara müşrikler hatta bunlar hakkında
Gökleri kim yarattı diye sorsan Allah diyecekler. Yerleri kim yarattı? Allah diyecekler. Bu insanlar demek Allah'a iman ediyorlar. Ve diğer taraftan ayetlere baktığımız zaman da Allah bu insanların cehennemde olduğunu bildiriyor. Evet. Neden? Dini bazı hükümleri inkar ediyorlar. Peygamber aleyhisselamı kabul etmiyor. Evet. Diğer inançlar için aslında geçerli. Bu onlar için de geçerlidir. Yani bütün peygamberleri kabul ediyorlar ama Peygamber aleyhisselam Hazreti Muhammed'e gelince bakıyorsunuz kabul etmiyor. Allah peygambere ve aynı zamanda peygambere indirilene iman eden ve o peygambere iman eden buyuruyor. Dolayısıyla bütün dediğiniz buyurduğunuz gibi imanın tecezi olmaması ve aynı zamanda bir bütün olması gerektiği. Ümitsizlik halinde de olmayacak evet. dediniz. Yani böyle evet. toparlayacak olursak aklımızda bunlar kaldı evet. Genel hatlarıyla. Değerli hocam şimdi bir insan iman edebilir dediğiniz evet. şartları da gerçekleştirebilir. Evet. Yani bütünlük içerisinde kesin olarak alay etmeden işte yeis halinde olmadan iman eder ama şimdi Kur'an-ı Kerim'de de belki siz değineceksiniz. Allah Celle Celaluhu bize bir hedef gösteriyor. Evet. Yani ancak Müslümanlar olarak can verin şeklinde. Evet. Şimdi o zaman biz bunu can emanetini teslim edinceye kadar imanı nasıl muhafaza edebiliriz, nasıl koruyabiliriz? Evet hocam, bunun yolu da gene Allah Celle Celaluhu, Rabbimizin bize gösterdiği, Peygamber Aleyhisselam'ın bizim için örnek olduğu bir hayatı kendimize örnek aldığımız zaman imanımızı muhafaza etmiş oluruz. Hatta söylenir ki bu Vehb bin Münebbih tarafından aktarılır. Bir rivayet kimisine göre hadis olarak geçer ama hadis olmasa dahi güzel bir tabir, güzel bir sözdür. İman üryandır. El imanu üryanu ve libasuha ettekva. İman çıplaktır. Yani üstsüz evet. olan bir şeye benzetiyor. Evet. Onun libası takvadır. Nasıl insan yüzsüz ise, bir şey üzerinde olsa soğuktan, evet. sıcaktan canı tehlikeye girmiş oluyor. Allah muhafaza sağlığı diğer şekilde insanın sağlığı mümkün değildir. Yani bu şekilde devam etmesi evet. mümkün değildir. İşte ibanı bir cisme, insanın bedenine benzetiyor ve onun libası da takvadır, bunu muhafaza eden. Takva da biz salih amel olarak evet. değerlendiriyoruz. Ki nasıl ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde konuyla ilgili nice mesajlar vardır. Ve bunu muhafaza etmesi tabii ki salih amelle olur ve salih amelin olmadığı bir yerde imanın canlı olması, imanın kalması mümkün değildir. Yani hocam şöyle bir şey var. İmanın devam etmesi için, güçlenmesi için, evet. takviye edilmesi için salih amel de şarttır. Salih amel olmadığı zaman iman gitgide belki zayıflayabilir, belki evet. de yok olabilir Allah korusun. Tamam, evet. Dediğiniz gibi mesela Kur'an-ı Kerim'de iman edenler ve salih amel işleyenler evet. hep yan yana zikredilmiştir. Evet, aynı. Yani bunu korumanın, bunu devam ettirmenin yolu, şimdi bir insan iman ettim dedikten sonra imanın gereklerini yerine getirmeli. İşte ne evet. bileyim namaz ibadetini, farz olan namaz ibadetini. Yani bütün ibadetler hocam. Allah Resulü Aleyhisselam bizim farz dediği, vacip dediğimiz, sünnet dediğimiz, heyat dediğimiz, müekked ve gayri müekked dediğimiz bütün bunlarla iman muhafaza ediliyor, korunur ve güçlü olarak kalır. Peygamber Aleyhisselam bir insan günah işlediği zaman kalbine bir siyah nokta nükseder buyuruyor. Evet. Yani bir kalp günah işlediği zaman üzerine siyah noktalar yerleşmiş oluyor. Ta ki kapkara bir hal alır ve hadisin devamında da ayetten delil getirerek kelle berrâne alâ kulûbihi kalpleri pars tutmuştur. Artık kilit vurulmuş yani Allah-u Teala diğer evet. başka bir ayet-i kerimede. Yani böyle bir duruma gelir. Nasıl günahla kalp kapanıyorsa, ondan sonra kilit vuruluyorsa, pas evet. tutuyorsa, aynı şekilde iman, kalp, amelle, salih amelle
temizlenmiş olur, güçlenmiş olur ve bu Allah'ın izniyle sönmeyecek son nefese kadar onu canlı tutacak, o bedeni, o şahsı öyle bir durumda son nefese kadar onu inşallah götürecek Allah'a ulaşıncaya kadar. Ve konuyla ilgili buyurduğunuz gibi mesela nice ayet-i kerimelerde innellezine amenu ve amilus salihat, ki şu anki aktaracağımız ayet-i kerime aynı şekilde innellezine amenu ve amilus salihat, salih amel işleyen ve akamus salate ve atuz zekate diye buyuran ayet-i kerime bu insanlar için büyük ücret vardır, onlar için korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler buyuruyor Allah-u Teala. Kimler için üzüntü yoktur? Müminler için. Müminler Allah'a için. İman eden insanlar için. Ve başka bir ayet-i kerimede Şura suresi yanlış hatırlamıyorsam Elif lam mim ehasiben nasu en yutreku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn. Evet. Dikkat edin. İnsanlar iman ettik demekle serbest bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Öyle bir şey zannetmesinler. Ve onlar sınava tabi tutulacaklar. İnsanın sınavı nedir? Salih ameldir. Namazdır, oruçtur, evet. Ondan sonra kardeşliktir, komşuluktur, akrabalıktır, bütün bu güzelliklerdir. Güzel bir kelamdır, selamdır, insani olan bu ilişkiler ve bu diyaloglardır. Ve sık sık birbirimize hatırlattığımız veya da aynı zamanda Peygamber Aleyhisselam döneminde ve onun sonraki dönemde sahabeler birbirlerine hatırlatmadığı sürece birbirinden ayrılmadığı bir Süreyi celle biliyorsunuz kısa. Evet. Asr suresi. Allahu Teala vel asr vel asri innel insane lefi husr. Allah zamana evet. Yemin ediyor. Ondan sonra bütün insanlar hüsrandadır. Ancak illellezine amenu iman eden ve amilus salihat. Beraberinde salih ameli de Allahu Teala vurguluyor. Evet. Yani sadece iman etmekle insan kurtulamaz, mümkün değildir. O insan eğer yaşayacaksa o iman amelsiz onu sonuna kadar değerli hocam parantez içerisinde şunu evet. da söyleyelim. Bir, önemli bir sünneti hatırlatmış oldunuz. Hatta Efendimiz diyor ki kim unutulmuş bir sünnetimi hatırlarsa işte 100 şehit sevabı kazanır diyor. Yani sahabe buyurduğunuz gibi bir araya gelince asr suresini okumadan ayrılmıyorlar. Her evet. toplantılarının sonunda o sureyi okuyorlar, ondan sonra ayrılıyorlar. Yani bir araya geldiğimiz zaman asr suresini okumak bir sünnettir. Bunu da evet, parantez Allah içerisinde. Razı Allah razı olsun. Allah razı Peygamber olsun. Aleyhisselam'ın bütün sünnetleri aslında Müslümanlar için bir hayattır. Evet. Yani bir kurtuluş reçetesidir. Ve her kim ki sünnetime uyacak olursa beni sevmiş olur. Kim kimi severse onunla beraber cennete. Onunla beraber olur evet. değil mi? Aynı şekilde. Şimdi bu işler zincirleme diyorsunuz. Evet. Yani Efendimiz de hani diyor ya iman bir elbisenin eskidiği gibi eskir. Evet. La ilahe illallah'la imanınızı tazeleyin yani yenileyin. Evet. Sürekli güncelleyin manasında kuvvetlendirin. Yani az önce önemli bir şeye değindiniz. Mehmet Akif de diyor ya hocam imandır. O cevher ilahi ne büyüktür. İmansız olan Aslı yürek sinede yüktür. Sinede aslında yüktür bunu yani, vurguluyor. İmansız bir kalbin hamalıyız yani, biz hamalıyız. Yani. Yani öyle olursa. Yani hocam adaplar olmazsa menduplar olmaz, menduplar olmazsa sünnetler olmaz. Bunlar zincirin halkası gibi sünnetler evet. giderse farzlar gider, farzlar giderse bir gün iman da gider. Evet. Nasıl yaşarsak öyle inanırız. İnandığımız şeye, yaşadığımız şeye inanmaya evet. başlarız. Dolayısıyla inandığımız gibi yaşamamız lazım. Yaşadığımız gibi değil. Allah-u Teala orada şu vela temutunne illa ve entum muslimun teslim olarak Allah'ın bütün hükümlerini kabul ederek teslim olun. Bizlere buyuruyor. Buyurdunuz ki evet hocam öyle olması lazım. Yoksa insan kendini aldatmış olur. Allah razı olsun. Değerli hocam şöyle şimdi imanı tarif ettiniz, şartlarını açıkladınız. Ondan sonra imanın nasıl korunması gerektiğine dair bazı örnekler verdiniz. Şimdi bunları biz gerçekleştirdikten sonra bu imanın hayatımızın üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Bize ne faydası var? Evet, bunlarla ilgili birkaç şey söyleyebilirseniz. Asıl yani imanın insan için en önemli etkisi de ve en önemli özelliği de bu olsa gerek. Yani iman ediyor fakat imanın kendisine neyi kazandırır? Evet. Ya
yani özellikle günümüz insanları biraz da maddeci gözle veya da diyelim diğer her şeye madde gözüyle bakan şey olarak, para göz mü diyorlar bunlara? Yani materyalist. Materyalist düşünceyle. Her şeyi maddiyatta arayanların maneviyatta gözleri kördür diyor ya. Evet, Allah razı olsun hocam. Materyalist. Evet, materyalist bir düşünceyle işe yaklaşan. Şimdi ben iman edeceğim. Yani imanın bana getireceği nedir? Yani ben iman ettiğim zaman bir dairem olacak mı? Efendim bir arabam olacak mı? Param olacak mı? O düşünceyle yaklaşıyor maalesef. Fakat bunu Allah-u Teala bizim üzerine, biz kul olduğumuz için Allah'a iman etmemiz bir farizadır. Bunun olması gereken, yani bugün şöyle bir örnek verecek olursa, devlet veya devletimiz belli bir yaşa kadar insanlara eğitim şartını getirmiş. Evet. Yani lise seviyesine kadar bir insanın eğitim alması zorunludur. Evet. Yani bunun devlet şart koşmuyor. Sen işte liseyi bitirdiğin zaman sana maddiyat vereceğiz. Bir iş sahibi olacaksın. Öyle bir şart güzel yok. Bir hayatın olacak diye bir şart. Yani bir şart yok. O hayat için lazım olan şeylerdir diyor. Zaruri olan şeyler. Zaruri olan şeylerdir. Eğer bir toplumda yaşayacak olursan, vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getireceksen ancak bunları, yani bu seviye kadar bir eğitimin olur ve bu şekilde olması mümkündür. Evet. Yani dolayısıyla imanın hayat için, yani bir toplum için, dünyamız için, kainat için olması gerekir. Çünkü imanın olmadığı yerde emniyet yoktur. İmanın olmadığı yerde huzur yoktur. Bu bir gerçektir. Yani değil toplumun içinde, bir şahsla dahi olmuyor. Evet. Ve bu günümüzde daha çok aşikar bir şekilde ortaya çıkmıştır, kanıtlanmıştır. En zengin insanlar, en kültürlü insanlar, dünyevi olarak kültürlü dediğimiz işte eğitim seviyesi yüksek olan insanlar, bakıyorsun intihar etmiş. Ama iman etmiş bir meslek grubunda en alt derecede olsa dahi o Allah'tan korkar. Yani ne kendisine, ne topluma, ne başkasına öyle bir zararı olmaz. Dolayısıyla iman insanlık içindir. Hocam orada bir herhalde hadisi söylediniz mi bilmiyorum. Hani iman mümin güven verendir. Evet. Yani etkilerinden biri bu olsa gerekir. Yani mümin güvenilir insandır. Evet. El müminu men eminehumun nasu ala dimanihim ve amvalihim. Malları ve nefisleri hususunda kendisine emin olduğu kimsedir. Peygamber aleyhisselam imanın tarifini bu şekilde yapmıştı. Ve bunu tarihten eğer örnek verecek olursa, mesela Allah Resulü Aleyhisselam döneminde ki Hazreti Ömer'i biz biliyoruz. Evet. Hazreti Ömer cahiliye dönemini yaşamış ve o cahiliye dönemindeki hayatındaki hayatını az çok biliyoruz. Yani kimi rivayetlerde kendi kız çocuğunu dahi diri diri toprağa gömmüş biri olarak anlatılır. Evet. Hadi kızını diri diri gömme toprağa gömmemiş. O rivayeti hadi kabul etmeyelim. Evet. Öyle bir şey yok diyelim. Ama Ömer'in, yani İslam'dan önceki Ömer'in gerçekten karşıdaki insanın kendisinden çekindiği, korktuğu, kaçtığı bir şahsiyetti. Yani hiçbir emniyeti yoktu. Hatta iman edeceği sırada dahi kardeşi Fatma onu gördüğünde ne yapmıştı? Titriyordu. Korkusundan. Bakın. Kardeşi kendisinden bu kadar ceberutundan, cürminden herkes çekiniyor. Gören kaçıyor hocam yani. Her gören kaçıyor. Öyle bir şahsiyettir. İman etmeden önce. Peki sonrasında biz bugün adalet kelimesini, adaletin aslını zikrettiğimizde andığımız zaman Hazreti Ömer geliyor aklımıza. Hazreti Ömer gelir. Yani dolayısıyla iman insanı insan eder. İmanın dönüştürücü etkisi yani. Dönüştürücü etkisi Hazreti Ömer üzerinde. Eğer örnek verecek olursa bu yeterlidir. Tarihte bir kişi daha anlatılıyor. Bu da Allah-u Alem Peygamber Aleyhisselam'dan sonraki dönemdedir. Yani İslam tarihinde Fudayl bin İyad bir şahsiyetten bahsedilir. Bu insan yol kesici,
insanlara zarar veren, öldüreni öldüren, malını alan, her türlü cürmü olan bir kişi. Evet. Ve anlatıldığına göre sevdiği bir bayan varmış. Bir gece onu görmeye gidiyor. İşte avlusuna girecek, duvara tırmanıyor. O anda bir Kur'an sesini dinliyor, yani işitiyor. Kulak kabarıyor Kur'an'ın sesine. Evet. Hüseyin hocamın okuduğu gibi, Allah kendisine razı olsun. Yani Kur'an öyle bir etkisi vardır ki anlayanlar için tabii ki. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَا رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّيًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Eğer bu dağlara inse onun Allah'ın korkusundan yerle bir olduğunu, paramparça olurdu yani. Paramparça olduğunu görürsünüz. Yani Kur'an'ın öyle bir etkisi olduğunu ve bu ayeti kerimeyi hadis süresinde olsa gerek o ayetin sesi kendisine işitiliyor. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِلَّهُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Evet. Diye başlayan ayet-i kerime, yani kalplerin ürperme zamanı gelmedi. İman eden kimseler için artık bir dönüş zamanı gelmedi diye diyen ayet-i kerimeler kulağına gelince, evet ya Rabbi geldi dedi. Ve bu insan orada her şeyi terk etti. Ya Rabbi, evet, tamam bitti. Benim için artık ben son verdim. İnsanlara zarar vermekten, insanlara insanları huzursuz yapmaktan son verdim ve dönüyor. O yaptığı kötülüğün, kötülük yaptığı yere dönüyor. Ve orada bazı insanların kendi aralarında konuştuğunu da, evet, konuşmalarına da şahit oluyor. Diyorlar ki, biz bu akşam burada eğer kalacak olursa Fudayl bin İyad bizi salim bırakacak değildir. Evet. Onun için buradan kaçmalıyız. Yani Fudayl bin İyad daha sonra, bu olaydan sonra Allah'ın bir velisi olacak. Evet. İnsanlara zarar veren bir kişilikten ziyade insanlara güven veren, insanlara emniyet veren, insanlara destek olan bir kişilik. Ve sadece imanın bir ayeti kerimesiyle dönüş yapan ve imanın tamamıyla amel eden bir insan, yani imanın onun hayatı üzerindeki etkileri nice ve niceleri mevcut. Evet. Yani bir insanın iman etmesi, onun mutluluğundan mı bahsedecek olsa, huzurundan, sevgisinden, merhametinden, ondan sonra her türlü aşırılıktan uzak kalması, ailesine, çevresine verdiği güven, sevgi. Yani insan onun hayatında yaşamak ister. Evet. Yani inanan bir insan, iman eden bir insan bilir ki hocam, kıyamet gününde bütün yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğini bilir. Evet hocam. Ona göre dünyada böyle bir dizayn içerisinde, evet, yaşar. Bunlardan adımlarını ona göre atar. Ona göre yani adımlarını atar. Evet, evet hocam. Yani ona imanın hazır, böyle bir hatırlatıcı, yol çizici, yok, böyle bir özelliği etkisi de var. Etkisi diyor. Evet, yani insanı her türlü aşırılıktan, her türlü zulüm ve zorbalıktan, her türlü kötülükten, bütün bunlardan insanı alıkoyar, insanı insan yapar. Belki de sultan yapar sözü. Evet. Evet. Yani böyle bir özelliği var. Toplum üzerindeki etkisi o kadar çoktur. Bunlar saymakla, yani maddeler aldık, belki 10 maddeden daha fazla, ama bunların hangisini söyleyecek olursa, tabii ki bu anlayan insanlar için, yani bir de yaşayan bir insan için, deminki başta söylediğimiz bir şey var maalesef, bazen de şöyle bir şey oluyor, yani iman etmediği halde iman ettiğim demekle kendini mümin sanıp ve karşıdaki insana zarar veren bir insanın, eğer o insan, karşıdaki insan onu imanı, tanımını bilmiyorsa, imanın ne olduğunu bilmiyorsa, mümin kimdir veya İslam tarihini bilmiyorsa, İslam'ın bu kadar zararlı olduğunu, İslam'ın zararla eşit olduğunu düşünür ve bu bilinçli olarak, özellikle Batı'da İslamofobik olarak, İslam düşmanlığı üzerinde toplumlara empoze edilir. Fakat daha sonra Müslümanlar, İslam'la tanışan insanlar gördükçe bakıyorlar ki yanılmışlardır. Ve bu gerçek değildir. Mümin demek
gerçekten insanlara emniyet veren, huzur veren, yani komşuluğu, akrabalığı, dostluğu, bütün her şeyi dört dörtlük olan bir şahsiyet olduğunu görür ve buna göre o da imana yaklaşır diye düşünebiliriz. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Az bir zamanımız kaldı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa. Evet hocam. Allah razı olsun. Yani gerçekten vesile olduğunuz böyle bir program için Hüseyin hocamız da Allah kendisinden razı olsun. Amin. Gerçekten hocam. Okuduğu ayet-i kerimelerle o men ahsenu kavlen mimmen dea ila Allah. Allah'a davet edenden daha doğru sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Evet. Biri sana kötülük ettiği zaman sen ona iyilik yap. İyilik yani bu ayet-i kerimeler bakın sohbetimizde okuduğumuz ayet-i kerimeler konumuza bütün Kur'an-ı Kerim'in tamamı diyebiliriz. Konuyla ilgilidir. Yani bir insan sana kötülük yapsa dahi sen ona iyilik yap. Uyuran ve bize kalbimize yerleştiren ayet-i kerimeler bunlardan örnek verecek olursa gene ayet-i kerimeler فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah-u Teala dünyada insanları zorla hiçbir yerde tutmuyor. İnsanları yarattı, insanlara nimet verdi, her türlü imkan verdi. Ama dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin. لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْقَيْءِ. Din de zorlamada yoktur. Yani Allah bizi serbest bırakıyor. Ama demek değildir ki hadi dilediğimiz gibi yaşayalım. Yani bugün biz bir zehiri içme hususunda yani bizim elimizi tutan var mıdır? Yoktur yani. Bir insan bakıyoruz, intihar edecekse intihar ediyor. Ama bu Allah muhafaza, Allah korusun. Mesela o yaptığı şey hayatına son vermektir. Çevresine, ailesine, akrabalarına hayatı zindan etmektir. Yani dolayısıyla Allah bize isterse iman edin, isterse iman etmeyin. Bu Allah tarafından böyledir. Ama bizim tarafımızdan baktığımız zaman iman etmek zorundayız. İman gerekliliktir, iman ebediyettir, iman huzurdur. İman toplumun selametidir. Bu sebeple biz iman etmek zorundayız ve Allahu Teala men kefara fali kufru. Her kim ki inkar ederse kendi aleyhine. Kendi aleyhine, yani kendi zararına. Cezası dünyada da ahirette de cezasını görecek. Ve Allahu Teala bizleri bu ayet-i kerimelerle uyarıyor. Peygamber Aleyhisselam da bizlere la tedhulunnel cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Cennete taliplik varsa, cennete girme gibi bir düşüncemiz, bir niyetimiz varsa imanı iman etmek zorundayız. İman ettiğimiz zaman da imanın gerekliliklerini yerine getirmek zorundayız. Ve bu şekilde inşallah yaşadığımız zaman Allah-u Teala dünyamızı da ahiretimizi de inşallah selamete götürür. Rabbim sizlerden razı olsun. Tekrardan bizi ekranların başında izleyen kardeşlerimize cumaları hayırlı bereketli olsun diyorum. Değerli hocam bizlerle paylaşmış olduğunuz kıymetli bilgiler için takipçilerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Hüseyin hocam sizin eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ben de özellikle bu Doğuş TV ailesine bu güzel çalışmalarından dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen izleyicilerimize de hayırlı cumalar diliyorum. Cumaları bereketli olsun, feyizli olsun. Cenab-ı Hak nice nice cumalara hep birlikte ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin hocam. Ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık inşallah. Değerli takipçilerimiz, biz de buradan Doğuş TV emekçilerine, Doğuş TV ailesine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Hatay İl Müftülüğümüze bize bu programı hazırlama imkanı verdiği için Hatay İl Müftülüğümüze de teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocalarımıza da yine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta Cuma günü saat 10'da yine Din ve Hayat isimli programımızla yeniden buluşmak dileğiyle hayırlı günler, hayırlı cumalar.